hız kesmeden çalışmalarına devam eden borsamızın Haziran ayı faaliyetlerini sizlere sunuyoruz. Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, 12. Çiçek Festivali kapsamında düzenlenen Antalya ve Çiçek konulu fotoğraf yarışmasında Instagram'a hashtag Antalya Çiçek Festivali etiketiyle yüklenen 1824 fotoğrafın jüri değerlendirme toplantısına katıldı. Antalya Buğdayını Arıyor projemiz kapsamında Batem'de 2. yıl buğday denemeleri hasadımızı 1. Meslek Komitesi üyelerimizle yaptık. Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği ev sahipliğinde düzenlenen krizde itibar yönetimi paneline Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül katıldı. 1 Haziran'da başlayan ve 77 gün devam edecek olan Antalya Alışveriş Günleri, Antalya Shopping Days tanıtım toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül katıldı. Antalya Kent Merkezi'nin en büyük yeşil alanı Zeytin Park'ın konukları Lider Çocuk Tarım Kampı üyeleri oldu. Gönüllü eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliklere ve çocukların Zeytin Park gezisine Başkan Çandır, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Dallı ve Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp eşlik etti. 12. Antalya Çiçek Festivali etkinlikleri kapsamında Instagram'da düzenlenen Antalya ve Çiçek konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törende verildi. Ödül törenine Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ve Başkan Çandır katıldı. Yarışmada ikinci olan Özgür Şahin ödülünü Çandır'ın elinden aldı. TSN ISO 9001-2008 kalite belgeli borsamızın çalışmaları ve hizmetleri tetkik edildi. İncelemeler sonucunda denetim kriterlerinden tam not alan borsamız, TSN ISO 9001-2008 kalite belgesini yeniledi. Borsamız kalite yönetim temsilcisi Cüneyt Doğan, TSE yetkilisine hedeflerimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgiler verdi. Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Zeytin Park'ı ziyaret etti. Başkan Çandır tarafından kabul edilen üyelere Zeytin Park alanında yapılan çalışmalar ve Zeytin Park projesi hakkında bilgi verildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Bölge Toplantısı Borsamız Ev Tarihinde yapıldı. Borsamız Gençlik Grubu'nun ilkokul öğrencilerine tarımı tanıtmak, sevdirmek, çocukların doğa bilincini ve tarıma olan ilgilerini artırmak amacıyla Döşemaltı ilçesi Kömürcüler İlkokulu'nda yürüttüğü Tarım ve Çocuk Projesi'nin final haftası etkinliklerine Başkan Çandır katıldı. Çandır okul bahçesinde çocuklarla meyve ağacı dikti. Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 414 öğrencisini mezun etti. Mezuniyet töreni ve geleneksel pilav şenliğine Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Çandır, Antalya eski valisi Muammer Türker onuruna düzenlenen veda törenine iştirak etti. Borsamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarım konseyi pekiştirme toplantılarına üyelerimiz katılarak karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulundular. Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Kanal V'de yayınlanan gazeteci Pelin Gel Ağa'nın hazırlayıp sunduğu Tarımın Başkentinden programının konuğu oldu. Kayan, ilimiz buğday üretimi ve ticareti hakkında bilgiler sunarak borsamız çalışmalarını anlattı. Hürriyet Gazetesi Antalya temsilcisi Hayri Dizer Konca ve muhabir Salim Uzun ile bir araya gelen Başkan Çandır, borsamız çalışmaları, Antalya ekonomisi ve gündemi üzerine görüşmelerde bulundu. Birliğimiz ve borsamız katkılarıyla hazırlanan 1200 adet gıda paketi, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Antalya Ticaret Borsası Yönetimi, Antalya Valiliğine atanan Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan ve Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu ziyarette Çandır, Vali Karaloğlu'na hayırlı olsun dileklerini iletti. Borsanın çalışmaları ve yapısı hakkında bilgi veren Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı, Zeytin Park, Coğrafi işaret çalışmaları, borsa tarafından yürütülen Antalya Tavşan Yüreği Zeytini ve Korkuteli Kar Yağdı Armudu ile ilgili bilgiler verdi. Anet Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısına Meclis Üyesi Ata Sönmez iştirak ederek borsamızı temsil etti. Borsamız Haziran ayı faaliyetlerinin basına yansımaları.